Muhterem YouTube, hoş geldiniz. Biz Twitch'te canlı yayındayız. Megadeth'in Killing Time Chapter 5'e bakacağız. Chapter 5. Yayınlar dışında Megadeth şarkılarını dinlemiyorum normal hayatta. Özellikle yayında daha eğlenceli oluyor. Klibe de bakacağız. Şarkıyı da dinleyeceğiz. İlk defa dinliyorum. Ne kadar önce yayınlandı şarkı onu da bilmiyorum. Bir süre cahil kalmış olabilirim. O zaman yapıştıralım. Devam ki. Hadi bakalım. Dave Mustaine. Ha, Dave Mustaine Presents. Tamam. Adam acaba artık şey mi dedim yani yola gelip abi Megadeth demeyeceğim ya Dave Mustaine diyeceğim. The Sick, The Dying and The Dead. Evet. Mevzu buydu zaten. Bu arada biz daha önce kliplere falan da baktık. O gelenek devam etsin diye yayında bakıyorum. Oo. Post apokaliptik falan. Güzel. Oo, katanalar matanalar var abi, ne oluyor? Die die die. Uy. Some people look at you and feel sorry. They see your beady eyes and a soul that is black. It's clear to see you're a pathological liar. And your alibi was a lie, it was all just an act. And that's a fact when you start moving your lips. Okay. Dur. Şey gibi başladı. Kill the King gibi başladı. Daha önceki yayınladıkları kliplere de baktık, şarkıları da dinledik. Şimdi Kill the King gibi başladı. Bu benim için artı. Neden? Çok trash'e kaydıkları, abi biz hala sertiz kafasına girdikleri halleri ben sevmiyorum. Melodik. Melodik olacak. Bana şu ana kadar hitap etti. Biraz geri alıyorum, devam ediyorum. And your alibi was a lie, it was all just an act. And that's a fact when you start moving your lips. Abi müthiş. So don't tell me you need me, you're killing my time. Start saying you're grateful, cause you're not, your kind is so hateful. Çok güzel. I'll make sure I'm ready, I'll make sure that I'm ready. Bu arada çok steril bir mix var. Her şey aşırı tane tane duyuluyor. Bununla alakalı da şöyle bir yorum mu olabilir? Çok fazla alan olduğu için her şey çok ayrık, tamam mı? İki gitar, bas, davul. Biraz boş kalmış gibi. Hani şey, prodüksiyon anlamında söylüyorum. Alt taraf biraz boş kalmış gibi. Belki ekstra gitarla, bir şeylerle doldurulabilir miydi diyorum ama nakarat çok güzel. Tam benim sevdiğim Megadeth kafaları. Abi evet ya. Melodik nakarat yaşasın ya. Çok mutluyum yani. Oh, crystal clear. Evet, çok güzel. Böyle araya minik bir lead solo geçiş. Harika bir lead gitar tonu. Öte yandan altta bir melodi veya arpej falan. Evet, bir şey sanki lazım gibi. Biraz fazla boş kalmış. Öte yandan şöyle bir şey oldu nakaratta. Nakarata girdiği zaman ride'la devam etti. Ama nakaratın ikinci tekrarında hayata döndü. O da mesela dinamik olarak nakaratın içerisinde bir farklılığa yol açtı ve biraz daha yükseltti böyle şarkıyı mesela. Güzel bir hissiyat yani. It's just a matter of time, just through the world inside out. You're a sick psychopath. Abi çok tight her şey ya. Bak. Bir altta bir şey lazım abi, biraz daha. Bu arada çok dinlemesi çok kolay. Hayat. Oo. Akustik gitar. Oo, In My Darkest Hour kafası. Abi çok güzel ya. Ya bu adamlar böyle şeyleri
çok yapmıyorlar mıydı son yıllarda, yoksa ben çok az Megadeth dinlediğim için mi farkında değilim? Oğlum şarkı muhteşem gidiyor şu ana kadar ya. 10 numara hareket yani, akustik gitarla ne güzel. Tam böyle eski zamanları hatırlattı ama daha modern bir sound içerisinde tabii ki. Oh, bu arada tabii arkada büyük kombat dönüyor. Ben az dinliyorum ya. Aa, ne kadar güzel arkadaki akorlar. Abi muhteşem bir geçişti. Ya çok güzeldi ya. Ben belki bu akşam biraz hype'lıyım, bilmiyorum. Abi şarkı çok güzel ya. Biz daha önceki klipleri de izledik burada. Bu kadar şey olmadık, coşmadık yani. Sound modern, songwriting 90'lar sonu böyle. Ya çok güzel ya. Her şey çok tatlı, çok steril. Şu ikinci tekrarda bir üçlü girse çok güzel olurmuş. Gitar mı? Buralarda üçlü girse. Oh, kickler falan da çok gitarla güzel gidiyor. Oh, ton değişti. Abi dur, solo'ya ekstra bir değinmek lazım. Bu adam bir, Blackjack haklısın, insan gibi çalmıyor. İkincisi, işte 90'lar gibi dedik ya, eski Megadeth gibi dedik. Solo'yu da ona göre yazmış herif. Yani böyle yer yer tabii ki kendi feelingini, ne bileyim stilini belli ettiği noktalar var. Öte yandan bazı noktalarda biraz şey gibi, Marty Friedman gibi. Harika hareketler ya. Bir yandan da şeydir bu, ha, egoyu kenara koymaktır. Yani grubun bir legacy'si var. Ne bileyim bir... Ortaya koyduğu bir şey var yıllar içerisinde. Bambaşka bir hani performer olarak ona ithafen bir şey yapıyor. Bir müzik yazıyor herif. Bence önemli mevzu yani. Ben böyle ekstra bir hype'landım ama şu ana kadar aşırı memnunum yani. Ne güzel ya. Yani solo süper. Sıfır overplaying. Solo'da tonun değiştiği yerden çalmaya başladılar. Şarkı normal tonuna dönmedi. Farklı yerde şu anda vokallerde. Evet, Chief Wolf'umsu biraz da. Aha. Esas tonuna döndü şarkı. Ya çok eğlenceli ya. Ah be abi, altta biraz daha böyle bir tık daha arpej bir şey, bir ufak bir dolduracak gitarlar olsa. Oh. Yaşasın ya, armonik minör güzel bir şey. Abi çok beğendim şarkıyı ya. Oh, outro. Aa, mevzuyu duydunuz mu? Şarkı dört dörtlük devam ediyor ama bak. Bak şimdi. Çok güzel bir numara yapmışlar. Bak. Üç.
şey gibi bir hissiyat var. Sanki ulan aksayacak mı, aksak bir şey mi çalacaklar ama dört dörtlük çalıyorlar. Şarkının genelde o Iron Maiden kafası offbeat geçişlerin aksine bir hareket olduğu için şey oluyorsun, böyle bir minik sarsılıyorsun yani dinlerken. Oh, sondaki sololar da müthiş. Oh, Five Finger Death Punch. Vay anasını sevgili izleyenler ya. Vay anasını sevgili izleyenler. En sondaki çıkışta ilkinde yapıyor. İkinci tekrarda daha düz devam ediyor. Güzel varyasyonlar yani. Esas da aynı şeyi çalıyorlar gibi ama sadece alttaki ritimde küçük oynamalar yaparak renklendirmişler. Sıkıcı olmaktan çıkarmışlar. Ya ben çok çok beğendim şarkıyı ya. Tecrübe akıyor şarkıdan. Hakikaten çok beğendim. Öncekileri çok beğenmemiştim biliyorsunuz. Bu tam bir şey. Bildiğimiz klasik Megadeth. Nakarat melodisiyle, sololarıyla, geçişleriyle, sondaki numaralarıyla falan. Vallahi harika. Muhterem YouTube, siz de aşağı yorumlarınızı yazın. Siz ne düşünüyorsunuz? Biz şimdi canlı yayına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Aşağı sosyal medya hesaplarını, Discord'u, Telegram'ı, Twitch'i hepsini yazacağım. Siz de gelin yayınlara. Kendinize dikkat edin. Görüşürüz.